Herkese merhabalar. Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Baktığımız zaman bu hafta içerisinde Borsa İstanbul tarafında risk iştahının yüksek olduğunu görüyoruz ve geçtiğimiz haftayı yaklaşık %3 civarında geri çekilme ile baskı altında tamamlayan Borsa İstanbul BİSÜZ Endeksi bu haftayı şu an için yaklaşık %11'in üzerinde değer kazançlarıyla devam ettiriyor diyebiliriz. Buna baktığımız zaman bu haftayı hatırlayacak olursak pazartesi günü itibariyle yurt içi tarafta enflasyon verisi açıklandı. Eylül ayındaki enflasyon verilerinde aylık bazda enflasyon yaklaşık %3 artışa işaret ederken yıllık bazda enflasyon verisi %83.5'lu seviyelere kadar yükseldi. Ee, burada enflasyondaki kalemler baz alındığında düşüş gösteren grubun olmadığını Eylül ayında görüyoruz. Şimdi enflasyon fiyatlamaları ile birlikte Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamaların da yukarı yönlü hareketinin devamını gördük diyebiliriz. Son 4 haftanın 3 haftasında Borsa İstanbul tarafında bir geri çekilme hakimken bu hafta itibariyle enflasyon verisi birlikte Borsa İstanbul tarafındaki yükseliş devam etti. Geçtiğimiz ayları hatırlayacak olursak özellikle... E, Temmuz ayı sonrasında, bayram sonrasında Borsa İstanbul tarafında bilanço dönemiyle birlikte bir yükseliş trendi içerisine girmiştik ve Borsa İstanbul tarafı rekor üstüne rekor kırmıştı. 12 Eylül itibariyle bu yükselişi sonlandıran Borsa İstanbul BİSÜZ Endeksi tarafında 3090 seviyesi aslında destek seviyesi olarak görülmesiyle birlikte bu destek seviyesinin üstünde kırılması sonrasında 3250 seviyenin üstünü aşarak 3500 seviyelere kadar dayandı. 3500 seviyesi de kuvvetli bir direnç seviyesi olarak gözükürken bugün Borsa İstanbul Bistüz Endeksinin dün itibariyle bu seviyeyi kırmasıyla birlikte 3700 seviyelerin kısa vadeli olarak hedef haline geldiğini düşünüyoruz. Gelelim biraz önce belirttiğimiz enflasyon verisine çünkü enflasyon verisinin ardından Borsa İstanbul tarafı bu hafta yükselişle başladı fiyatlar genel düzeyindeki artışların şirket karlılıklarını olumlu etkileyebileceği algısını daha öncesinde de Borsa İstanbul tarafında fiyatlandığını görmüştük ki benzer fiyatlamaları bu hafta içerisinde de gördük diyebiliriz. Diğer taraftan pazartesi günü gelen Halk Bank haberinin olumlu olmasıyla birlikte son bir ayda en çok kaybettiren sektör olan bankacılık sektörü payları Halk Bankası haberiyle birlikte yukarı yönlü hareketini pazartesi itibariyle sürdürdü. Diğer taraftan Amerika tarafında imalat PMI verisi açıklandı bu imalat PMI verisinin beklentilerinin altında gelmesiyle birlikte Fed'in acaba agresif faiz artışlarını durdurur mu ya da güvercin bir tavrı geçer mi'nin fiyatlamalarını yaşadığımız bir pazartesi gününü geride bırakmıştık. Çünkü biliyorsunuz Amerika tarafında makroekonomik veriler her ne kadar iyi geldikçe enflasyonist risklerin arttığı ve resesyon endişelerinin artarak devam etmesinin fiyatlamalarını yaşıyoruz. Ve riskli varlıklardan çıkışların hızlandığı bir dönem içerisindeyiz. İmalat PMI verisinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte Fed'in agresif tutumunu azaltabileceği algısı sonrasında küresel piyasalarda haftanın ilk iki işlem gününde alıcılı bir seyir görmüştük. Ancak daha sonrasında çarşamba ve perşembe günleri e, bu alıcılı seyrin aslında fazla devam etmediğini gördük. Çünkü Fed eyalet başkanlarından agresif faiz artırımlarına devam mesajı aslında piyasaları baskıladı. Çünkü Fed'in 125 bas puanlık faiz artırımına yıl sonuna kadar ki 125 bas puanlık faiz artırımına artık kesin gözüyle bakılıyor. Çarşamba günü itibariyle ADP tarım dışı istihdam verisi geldi ve ADP tarım dışı istihdam verisinin Beklentilerin üstünde gelmesiyle birlikte aslında Fed'in agresif faiz artırımlarını devam edebileceği hemen hemen kesinleşti diyebiliriz. Bugün de tarım dışı istihdam verisi geldi. İstihdam verisi Amerika Birleşik Devletleri için daha da önemli haline geldi. Çünkü iki çeyrek üst üste daralan bir Amerika ekonomisi resesyonu fiyatlıyor ve resesyona girmiş sayılıyor ve resesyon fiyatlamalarını görüyoruz aslında. Burada resesyona girilmiş olmasına rağmen. Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki siyasiler bu resesyonu kabul etmiyor. Çünkü istihdam piyasalarındaki yukarı yönlü seyrin yani istihdam piyasalarındaki iyileşme nedeniyle resesyonun olmadığını kabul ediyorlar. Bu yüzden e, istihdam verilerinin önemi de bu dönemde daha da artmış durumda. Önce ADP tarım dışı istihdam verisi beklentilerinin üstünde geldi. Daha sonrasında ise tarım dışı istihdam verileri beklentinin üstünde geldi. Yaklaşık 250 bin bekleniyordu tarım dışı istihdam verisi. 260 binin üstünde gelmesiyle birlikte Fed'in yıl sonuna kadarki 125 bas puanlık faiz artırım ihtimali artık %70'li seviyelerinde anketler tarafında üstüne çıktı ve riskli varlıklardan çıkışların hızlandığını ve dolar endeksinin Fed'in faiz artırımını devam ettirebileceği algısıyla birlikte yönünü yukarıya doğru çevirdiğini görüyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta piyasalarda neler var? Hep Fed'den bahsettik ve Fed için en önemli olan kısım e, önümüzdeki hafta Amerika tarafında açıklanacak. Amerika tarafında enflasyon verisi açıklanacak. Bu enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte ki Amerika tarafı, ee, şu an için enflasyonu birinci sıraya kontrol altına almak için birinci sıraya yerleştirdi ve yapılan faiz artırımları ile birlikte büyüme tarafını biraz daha ikinci plana atmış durumda. O yüzden önümüzdeki hafta gelecek Amerika tarafındaki enflasyon verisinin önemi daha da arttı. %8.3'tü bir önceki ay Amerika tarafındaki enflasyon verisi bu ay %8.1 olarak gerilemesi bekleniyor. Ee, diğer taraftan çekirdek enflasyon yani gıda ve enerji tarafının e, alınmadığı enflasyon verisinin de %0.2 olarak yükselmesi bekleniyor. Şimdi e, manşet enflasyonun gerilemesi beklenirken yani çekirdek enflasyonun yukarı yönlü seyrinin beklenmesi aslında piyasalar içinde olumsuz fiyatlamaları yol açabilir. Diğer taraftan geçtiğimiz ay her ne kadar Amerika tarafındaki enflasyon %8.5 seviyelerden %8.3'lere kadar geri çekilse de %8.1'di beklenti ve beklentilerin üstünde gelen bir enflasyon verisi diğer taraftan çekirdek enflasyonun yukarı yönlü seyriyle birlikte riskli varlıklardan çıkışlar hızlanmıştı ve Fed'in faiz arttırma ihtimali o dönemde daha da artmıştı ki e, zaten FED tarafı 75 puan, bas puanlıkta bir faiz artırımı yapmıştı. Nisan ayını hatırlayacak olursak FED tarafı biraz daha güvercin tonda konuşuyordu. Çünkü Amerika tarafındaki enflasyon verisi geri çekilmişti. Her ne kadar son iki ayda Amerika tarafındaki enflasyon verisi geri çekilse de biraz daha temkinli olan bir FED'i görüyoruz. Çünkü o dönem biraz bize göre erken konuşulmuştu. Ve Masada olmadığı söylenen 75 bas puanlık faiz artırımları Nisan ayından sonra artan enflasyon neticesinde yapılmak durumunda kalmıştı. O yüzden önümüzdeki haftanın en önemli veri akışı yurt dışı piyasalar açısından Amerika tarafından gelecek enflasyon verisi olarak ön plana çıkıyor. Biraz daha Fed'in adımları da bu kapsamda yakından takip edilecek. Şu an çünkü fiyatlamalara baktığımız zaman Fed'in 125 bas puanlık bir faiz artırıp yapabileceğinin fiyatlamalarını aslında görüyoruz yurt içi tarafta da önümüzdeki hafta yoğun bir veri akışı olacak. Cari işlemler dengesi, sanayi üretim endeksi, perakende satış verileri, işsizlik oranı açıklanacakken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından da piyasa katılımcıları anketi yayınlanacak. Bizim için de önemli nokta şu an için para ve maliye politikalarına bakıldığı zaman büyüme odaklı bir strateji belirledik ve faiz indirimlerine devam ediyoruz bu kapsamda. O yüzden sanayi tarafındaki seyir yakından tar takip edilecek. Cari işlemler dengesinde de aylık fazla yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir cari açık bekliyoruz. Diğer taraftan turizm sezonunun iyi geçmesiyle birlikte dolaşımdaki... E miktarın, para miktarının artmasını bekliyoruz döviz bazında çünkü iyi geçen bir turizm sezonu var o yüzden geçtiğimiz aya nazaran bu ay e, cari açın biraz da e, cari işlemler dengesinde biraz daha iyileşme bekliyoruz kışın ise e, biliyorsunuz enerji krizi var Avrupa tarafında ve Avrupa'nın kışı çetin geçeceği konuşuluyor ve bize baktığımız zaman yurt içi taraftaki sonbahar ve kış aylarında otel doluluk oranlarında bir e, rezervasyon oranlarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Medyalarda da yer alıyor. Bu kapsamda da bizim için e, turizm sezonu kışında devam edecek gibi gözüküyor ve bu taraftan bir e, yurt içine kur girişi olabilir. Yani turizm gelirlerinin artmasından kaynaklı olarak kur tarafında da bir e, fili dolaşımdaki yani dolaşımdaki para miktarının artmasından dolayı cari işlemler dengesinde de bir miktar daha bu dönemlerde de iyileşme bekliyoruz diyebilirim. E, piyasa katılımcıları anketi de bizim için önemli. Çünkü yıl sonu enflasyon tahminleri ve yıl sonu dolar, dolar TL e, tahminleri revize edilecek. O yüzden piyasaların e, piyasaların şu an içinki fiyatlamalarına baktığımız zaman enflasyon tarafını fiyatlıyoruz. O yüzden e, bu veri de bizim için önemli olacak. Bilanço sezonuna da yakın zamanda başlayacağız. Ee, görüşümüz birinci ve ikinci çeyrekte olduğu gibi bilanço fiyatlamalarını hisse bazlı olarak yakından takip edebiliriz ve borsa İstanbul tarafındaki yukarı yönlü bir katalizör olarak aslında bilanço dönemini e, görüyoruz diyebiliriz. O yüzden şu anki orta vadede bizim görüşümüz borsa İstanbul tarafının 3.500 seviyelerinin üstünde kalması durumunda 3.700 seviyelere kadar e, yükselebilme ihtimali e, biz biraz daha fazla görüyoruz diyebilirim. Benim bu haftalık aktaracaklarım bu kadar. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Önümüzdeki hafta bol kazançlar.